Hocam malumunuz üzere bir soykırım ve vahşet var. Özellikle zalim devletler güçlerinin yettiği, silah gücünün yettiği devletlerin neslini, çocuklarını, gençlerini, kadınlarını, ailelerini, babalarını yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Üstelik bu bir savaş suçu olmasına rağmen. Ama güçlerinin yetmediği devletlere ise Soğuk savaş dediğimiz dizilerle, filmlerle yahut farklı alanlarla gençlerin zihnini yok etmeye, onların bizim yönettiğimiz gençlere benzesinler düşüncesinde yetişmeleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Evet. Yani bakıyoruz ki hedef hep gençleri nesli yok etmek. Peki niçin hedef gençler hocam? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel, anlamlı bir programa e, davet ettiğiniz için stüdyodaki kıymetli kardeşlerime ve ekranları başındaki kıymetli dostlarımıza hepsine saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum öncelikle. Tabii gönül isterdi ki böyle gönlümüzün daha hoş olduğu, keyif alabileceğimiz, böyle gülebileceğimiz, neşeli konuları konuşabileceğimiz bir program olsun. Ama yüreğimiz yaralı. Hani eskiler söyler ateş düştüğü yeri yakar ama bu ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. Azıcık bir imanı olan sadece imanı olanları da değil. Şunu da görüyoruz. Dünyanın dört bir tarafında insani duygularını kaybetmemiş herkesin yüreğini yakıyor. Yani Müslümanım diyen bazı insanlar vurdum duymaz hareketler sergilerken dünyanın bir başka ülkesinde, bir başka yerinde Müslüman olmayan, İslam'la şereflenmemiş ama insani duygularını kaybetmemiş, vicdanını kaybetmemiş, vicdanının sesini dinleyen birçok insanın, o insanlardan daha duyarlı, daha Efendim olaya farklı baktıklarını, gözyaşı döktüklerini ya da en azından onlar için bir şeyler yapmaya gayret gösterdiklerini görüyoruz. Evet. Tabii gençler niye hedef? Gençler tarih boyunca hep hedef olmuşlardı. Sadece e, bugüne özgü olan bir şey değildir. Böyle üniversitelere gittiğim zaman ya da lise'li gençlerle buluştuğumuzda da diyorum ki yıllar öncesinden de 2002'lerde, 3'lerde, 4'lerde hep kullandığım bir cümle vardı. Gençler diyordum. İnanın siz bu ülkede olmasanız biz ihtiyarlar güllük gülistanlık bir hayat yaşayacağız. Yani kişi başına düşen gelirimiz 100 bin dolar mı olur 200 bin dolar mı olur emin olun bu ülkenin başına ne geliyorsa içeride dışarıda kim ne yapmak istiyorsa hangi oyunlar oynanıyorsa bunun tek sebebi siz gençlersiniz diyordum hala aynısını söylüyorum ee, bu tabi birçok nedeni var birçok sebebi var İnşallah gençlerimiz de bu oyunların kendi üzerlerini ve kendilerinden dolayı oynandığının farkına varırlar Aslına baktığımızda Asr-ı Saadet dönemine daha doğrusu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelip tebliğ çalışmasını, İslam'ı yayma çalışmasını başladığı ilk döneme baktığımızda ilk dönemlerde insanlar oradaki müşrikler çok kale almıyorlar, çok önemsemiyorlar. Kendini peygamber ilan etmiş, efendim peygamber olduğunu söylüyor. Ama bir yerden sonra bir tehlike olarak görüyorlar peygamberimizi ve öldürmeye kalkıyorlar, ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ne zaman bunu tehlike olarak görmeye başlıyorlar peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı? Ne zaman ki peygamberimizin etrafında gençler toplanmaya başlıyor. Mekke'nin çılgın gençleri toplanmaya başlıyor. Musab bin Ümeyr'ler, Hazreti Ali'ler, Zübeyir bin Avvam'lar, Talha bin Ubeydullah'lar, Saad bin Ebu Akkaslar. Yani o Mekkeli müşriklerin çocukları. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 yaşında, 20'li yaşlarda genç delikanlılar ve genç kızlar peygamber aleyhisselatü vesselamın etrafında oluşmaya, birliktelik oluşturmaya, ona inanmaya, tabi olmaya, Allah'a inanmaya başladıkları anda işte o zaman peygamberimizi tehlikeli bir potansiyel olarak görmeye başlıyorlar. Bu tarihte hep öyle olmuştur. Bir yerde bir gençlik hareketi varsa, gençler varsa şöyle düşünün, bir vakıf kurulmuş, bir hareket başlamış 60 yaş üzerinde 1 milyon üyesi var. Bu çok fazla kimsenin umurunda olmaz. Evet. Ama bir yerde bir grup var, bir teşkilat var, bir hareket var ve orada 500 tane genç toplanmış, 1000 tane genç toplanmış, 10 bin üyeli bir gençlik teşkilatı var dendiği zaman insanlar ürkerler, korkarlar. Neden korkarlar? Gençlerin içindeki potansiyelden, enerjiden, haksızlığa karşı baş kaldırmasından, gençler ayağa kalktığı zaman neler yapabileceğini bilirler. Gençler bir yola girdiği zaman inandıkları bir yola girdikleri zaman, hedef ve hayallerini belirledikleri zaman onları hiçbir şeyin durduramayacağını çok iyi biliyor bu insanlar. Biz büyükler de biliyoruz bunu. Onun için yıllardır da gençler hedefleriniz olsun, hayalleriniz olsun, idealleriniz olsun. Ya bir yolunuz olsun, bir davanız olsun. Ne olursa olsun ama bir davanız olsun. uğruna canınızı feda edeceğiniz. Gece yatağa girdiğinizde hemen uykunuzun gelmesine engel olacak o şu anki e, sosyal medya engel oluyor gençlerin uykusuna ama o onun ötesinde uykunuzu kaçıracak böyle içinizin içinize sığmadığı kalkıp odanın içinde turladığınız, duvara yumruğunuzu vurduğunuz, tabir caizse deli dana gibi dohandığınız, efendim saçınızı, başınızı belki yolduğunuz, çığlık attığınız, bağırdığınız, bir şeyler söylediğiniz, konuştuğunuz bir davanız olsun, bir hayaliniz olsun. Size uykuyu haram kılacak, sabahın erken saatlerinde yataktan fırlatacak bir hayaliniz olsun. İşte bu hayal olduğu zaman kıymetli kardeşim, evet. bu ideal olduğu zaman ve bu gençler o yola düştüğü zaman şunu çok iyi biliyorlar. Asla geri dönmezler. Caydıramayız. Dünyalıkla da caydıramayız. Tehditle de caydıramayız. Ölümle de korkutamayız bu gençliği. Bu sadece Darbe ile de darbeyle de Darbeyle de engelleyemeyiz. Evet. Bu hak davamız için geçerli olduğu gibi hak olmayan bir davaya inanmış gençlik için de geçerlidir. Yani insanlık tarihine baktığımız zaman efendim bir yerde inanmış bir grup varsa, bir gençlik varsa, kafaya koymuşlarsa Onları hiçbir güç durduramamıştır. E bu anlamda gençlerden korkuyorlar, gençlerden çekiniyorlar ve son dönemde oynanan bütün oyunların sebebi de gençlerimizi akıllı, sağlıklı düşünmeyi, efendim kritik ve analitik düşünmeyi engelleyerek önlerine koydukları kendi çizdikleri hayatı ve yollardan gitmelerini istiyorlar.